Ya Alev Bektaşi Cem Evre Başkanı'nın zaten bir Alevi müessesesi olmadığı Alev Bektaşi toplumu tarafından açıklandı. Kurumlar bunlara karşı tavırlarını da açık bir şekilde söylediler. Daha sonrasında bu çalışmaları evrilttiler. İlk başta işte çok insancıl, daha doğrusu Alevi Halk Mücadelesi'ne destek verecek pozisyonda geldiklerini iddia ediyorlardı. Hatta şunu ifadeyi kullanıyorlardı cemevlerinde, görüşmelerinde. İşte AİHM bir karar çıkarttı ve biz bu AİHM'in kararlarını uygulatmak için geliyoruz işte. İktidar bir kapı açtı, biz bu kapıdan yararlanalım. İktidarla görüşmelerimizi sağlayalım, cemevleri ibadethane olarak kabul edilsin gibi bir yaklaşımla aslında cemevlerindeki kişilerle, başkanlarla, dedelerle, zakirlerle iletişime geçtiler. Ancak geldiğimiz noktada görüyoruz ki o süreç öyle değil. Cem evlerini bağladıklarından sonra artık yine kendi düşüncelerini sanki o Alev Bektaş Cem Evi Daire Başkanlığı'na bağlanan, onlarla ilişkilenen kurumların da düşüncesiymiş gibi dile getirmeye, öyle telakki etmeye başladılar. Daha sonrasında dediğim gibi çalışmaları yine Hacı Bektaş Derya gibi büyük bir dergi olan, büyük bir talip kitlesinin mürşit kapısı olan ve ocağın posnişini olan, o dergen posnişini olan Veliyettin Hürrem Ulusoy'a düşkünlük atfetmekten tutun da Dertli Divani Baba'ya, bunun yanı sıra onlara bağlanmayı reddeden Alevi kurumlarını terörize etme, marjinalize hale getirme çalışmalarından tutun da onlar gibi düşünmeyen, Alevi Bektaşiliği Şiilikten ayrı bir inanç olarak düşünen, tahayyül eden, yolun erkanı ona uygun bir şekilde süren Alevi Bektaş toplumunu ve kurumlarında yine Ali'siz Alevilik tırnak içerisinde ithamlarıyla yargılayan bir pozisyona evrildi. Son süreçte yapmış olduğu çalışmalar da yine bunun üzerinden ilerliyor. Mesela Alevi Bektaşilerin ellerinde bulunan cönkler, belgeler, şecereler, yazılı kaynaklarını Ayfer Karakaya Stamp hocamız Alevi Bektaşi dijital arşivi olarak toplamaya başlamıştı. Köy köy, ocak ocak, dede ailelerin elinde bulunan buyruk mecmualarından tutun da diğer yazılı eserlere kadar. Bunun akabinde Cemevi Daire Başkanlığı buradan kendine bir pay çıkarttı. Buna kendi pencerelerine muadil olabilecek bir çalışmanın içerisine girdiler. Bu sefer onlar da yine Alev Bektaşi dede ailelerinin, baba ailelerinin ellerinde bulunan şecereler, hilafetnameler, buyruk mecmualarına kadar el atmaya başladılar. Dolayısıyla İktidar, Alevi Bektaşi toplumunun kendi lehine olacak çalışmaların karşısında yeni bir çalışmayı oluşturuyorlar. Ve bunda maalesef ki başarılı oluyorlar. Bunun en büyük örneği Hacı Bektaş Veli Dergahı'nda yapmış oldukları program. İkincisi Nevruz için yapacakları program. Ondan önce Alevi Bektaşi ozanları için yapmış oldukları program. Yani Alevi Bektaşi kurumlarının bıraktığı boş alanları onlar doldurmaya devam ediyorlar. Yanılmıyorsam bir sonraki Hacı Bektaş Veli anması da Alevi Bektaşi kurumlarının yapmış olduğu tarihte gerçekleşecek. Yani Hacı Bektaş Dergahı'nın müze olarak açıldığı tarihte gerçekleşecek. Yani geçmişte Alevi kurumlarının yaptığı tarihte. Buna karşı şu an henüz Alevi kurumlarından herhangi bir açıklama olmamakla birlikte buna karşı doğru düzgün bir tepki de verilmiyor. Bu da açıkçası bizim eksik bıraktığımız bir alan ve iktidar bunu yerli yerince dolduruyor. Bu yapılan çalışma yalnızca Hacı Bektaş Dergahı ile de kalmayacak. Hacı Bektaş Dergahı gibi açılışları Anadolu'da bulunan, Avrupa'da bulunan Alevi Bektaşilerin özlemle, hasretle beklediği günler olan Abdal Musa açılışı, yine Tire'deki Ali Baba Dergahı açılışı, Hamza Baba'nın açılışı, Hüseyin Gazi Dergahı'nın açılışı gibi. Bu açılışlarda iktidarın kontrolünde olan Alevi Bektaş Cemevi Daire Başkanlığı el atacak gibi duruyor. Yani el atması da mümkün açıkçası. Yani olanakları da çok fazla var. Bu saydığım dergahların işte mütevelli heyeti olan kişiler, vakıfların yöneticisi olan kişiler de doğrudan Alevi Bektaş Cemevi Daire Başkanlığı içerisinde oluyor. En basit örneğini vermek gerekirse Hüseyin Gazi Dergahı'ndaki Gülağ Öz. Ali Bektaş Cemevi Daire Başkanı'nın içerisinde. Yani bugün Hüseyin Gazi Dergahı'nda bir anma yapılacaksa Gülağ Öz'ün de katkısı olacak. Gülağ Öz'ün katkısı oluyorsa Ali Bektaş Cemevi Daire Başkanı'nın da katkısı olacak, girdisi olacak. Dolayısıyla bizim burada bu öbekleşmiş, tabiri caizse iktidarın görevlendirdiği çeteleri hem kurumlardan hem de dergahlarımızdan sürmemiz gerekiyor. Buna karşı ciddi bir mücadele içerisine girmemiz gerekiyor. Hacı Bektaş'ın açılışları yaklaşıyor. Mesela bu 5 aylık, 5-6 aylık periyodun içerisine ilkin bir haber verilmeli. O gün orada yapılacak anmaya gerekiyorsa protesto yapılmalı. Aynı gün yeni bir etkinlik kodlanmalı. Ali Bektaş kurumları kodlamalı. Gerekiyorsa gövde gösterisi yapmalı. Daha önce dergahlarımızı geri istiyoruz, yalın ayak yürüyoruz diye Hacı Bektaş Dergahı'nda yapmış olduğumuz çalışmanın bir benzeri o gün orada yapılmalı. Gerekiyorsa yürüyüş gibi eylemselliklerle birlikte
o dergahın bize ait olduğu ve orada yapılan anmanın da bizler tarafından yapıldığını, bizlerin rızası olmadan hiçbir devlet kurumunun böyle bir anmayı yapamayacağının belirtilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yani biz bir adım geri atarsak iktidar bize 2-3 adım geri attırmayı da yapacaktır. Tahsis süreci içerisinde yapılanlar da açıkçası bunu gösteriyor. Eyvallah.